Belki de bu seçimin en önemli kişileriyle bu pazar gününün sabahında bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizler sandık görevlileri, müşahitler, Türkiye gönüllüleri, oy ve ötesi ve bütün bu sorumluluk üstlenen değerli kardeşlerim, hemşerilerim, yor arkadaşlarımsınız. Sizler demokrasi neferlerisiniz. Sizler bu sürecin en öndeki kahramanlarısınız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Pazar günü buraya gelişimizin amacı var. Buraya inançla geldiniz. Omuz omuza yan yanasınız. Her biriniz, hepimiz çok iyi biliyoruz. Seçimlerin hukuka uygun yapılacağına, oyların dürüstçe sayılacağına olan inanç, demokratik düzenin en güçlü temelini oluşturur. Sevgili hemşerilerim, bu inanç sarsılırsa ülkeyi ayakta tutan bütün sistem ne yazık ki sarsılır. 28 Mayıs günü sizler, bizler, ülkemizin her tarafında görev alan o demokrasi neferleri, demokrasimizin sağlam ve ayakta kalmasını sağlayacaksınız. Onun için iyi ki varsınız, iyi ki varsınız, iyi ki varsınız. Burada bugün biraz duygularımı, bu tarihi sorumluluğu sizlerle paylaşacağım. Ardından elbette ben de sizin aranıza katılıp biraz coşmak istiyorum. Demokrasi şölenini sizinle yaşamak istiyorum. Ondan sonra buradan ayrılırken her birimiz sadece 28 Mayıs pazar gününün sorumluluğu değil, aynı zamanda o güne kadar mahallemde ne yapmalıyım? Hangi hemşerimin elini sıkmalıyım? Hangi komşumun kapısını çalıp bir isteğiniz var mı diye sormalıyım? O bilinçle buradan ayrılarak evlerinize, mahallelerinize gitmenizi istiyorum. Anlaştık mı hemşerilerim? Güzel. Sevgili dostlar, 14 Mayıs seçimlerinin çok net bir sonucu var. Bu hükümet milletimizden güven oyu alamamıştır. Nokta. Güven oyu alamadı. Bu seçmen iktidara bütün kullandığı imkanlarına rağmen, bütün baskıcı tavrına rağmen, iftiralarına, yalanlarına rağmen dur bakalım dedi. Dur, seni seçmiyorum dedi. Özetle ilk tur bir çeşit yarı final maçı gibiydi. Şimdi elenenler elendi, finale iki kişi kaldı. Finalde bu iki liderin yarıştığı ortamda aslında ben diyorum ki bu iki liderin yanı sıra bir süreç sorgulanacak. Bir sistem sorgulanacak ve o sistemin gidişini isteyenler bu süreçte inşallah size de coşkulu selamlarını getirdiğim Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verecek. Dolayısıyla bu önümüzdeki önemli final maçında kim ne yapmış, ne etmiş hiç önemi yok. Kim kaç puan almış onun da önemi yok. Bu yepyeni,
sıfırdan bir maç. Yani her yerde diyorum, bugüne 28 Mayıs'a 0-0 başlayacağız. Vatandaşlarımız o gün ortaya koyacağı ve şu son bir haftada ortaya koyacağı performansa göre değerlendirme yapacak. Asıl kararını 28 Mayıs'ta verecek. Milletimiz iktidarı kime vereceği konusunda yeni ve çok önemli bir değerlendirme yapacak. İkinci turun anlamı budur. Yani asıl seçim haftaya, final maçı haftaya. Tekrar ediyorum, yeni bir seçimdir 28. 14 Mayıs'ın devamı değildir. Dünyanın hiçbir yerinde kıymetli hemşerilerim, seçmenler ikinci turda ilkinde aynı kararı vermiş değiller. Tercihler değişebiliyor. Tercihler farklı sonuçlar verebiliyor. Onun için bir kere daha düşünmek daha önemli. Yeniden değerlendirme imkanına sahip olmak önemli. Seçim sonuçlarında önemli değişiklikler bu vesileyle olabiliyor. O bakımdan bu önümüzdeki bir hafta hepiniz için, hepimiz için burada olmayan, gönül vermiş, Millet İttifakı'na gönül vermiş her vatandaşımız için çok önemli. Yani ilk tura bakarak öndeyiz kazandık ya da eyvah gerideyiz kaybettik demek yanlıştır. Doğru olan nedir? İlk turdan ders aldık. Ona göre bu süreçte ne gerekiyorsa yapacağız demektir. Bizler Türkiye'nin değişim isteyen tüm güçleri olarak o dersi sonuna kadar aldığımızı düşünüyorum. Ve şunu söyleyeyim. Ana husus şudur. Bir kirletme politikası uygulanmıştır. Bir yalan ve iftira politikası uygulanmıştır. Ve bu politikaya karşı edebimizle, ahlakımızla evet biraz suskun kalmışızdır. Ama bizler artık onların yaptığı gibi yalanı, iftirayı konuşmayacağız. Asla. Bizim ahlakımız ona müsaade etmez. Ama onların yalanlarına, iftiralarına net cevapları vereceğiz. Onlara haddini bildireceğiz. Onun için 28 Mayıs'a unutmayın, çok daha güçlü gidiyoruz. Bu çerçevede en önemli görevlerimizden birini, sandık hakimiyetini sağlamak en önemli konu. Bakın, oylara sahip çıkmaktan söz etmiyorum. Sandık hakimiyeti diyorum, bu önemli. Bu çok daha önemli. Çok daha geniş boyutlu bir kavram. Sandığa hakim olmak seçimden önce başlayan bir süreçtir. Her dakikası mühimdir. Sizler aynı zamanda az önce ifade ettiğim gibi mahallelerinizdeki sorumlu insanlarsınız. Seçim gününe kadar yürütülecek çalışmalarda göreviniz olduğunu lütfen unutmayın. Bu görevlerinizi en iyi şekilde yaptığınız zaman sandık hakimiyetini bugünden kurmaya başlamışsınız demektir. Bu hakimiyeti devam ettirebilmek için seçim sabahı herkesten önce hazır, uykusunu almış, morali yüksek, yüzü güler yüzlü şekilde sandık başında olmak demektir. Hep birlikte bunu yapacağız mı? Sandık kurulunun oluşumunda varlığımızı, ağırlığımızı, sürece olan hakimiyetimizi, kurallara olan hakimiyetimizi orada hissettireceğiz. Sandık kurulu üyemizle, yedek üyemizle, müşahitlerimizle, okulun önünde bilişim sorumlularımızla, hukuk sorumlularımızla, bir takım edasıyla, demokrasi neferi edasıyla en erken biz olacağız.
Tamam mı? Evet. Aslanlar gibi diri ve hazır, umutlu ve inançlı olacağız. En erken ve en güçlü biçimde sandığın başında olacağız ki işlerin sıkı tutulduğunu görüp anlasınlar. Varsa bir avuç kötü niyetli insan, onlara asla fırsat vermeyeceğimizi, asla onlara müsaade etmeyeceğimizi net olarak görsünler. Bunu göstereceğiz, tamam mı? Sandığa hakim olmak, moral ve enerji olarak iş disiplini ve ciddiyet itibariyle üstün olmak demektir. Bilgisiyle, özverisiyle, organizasyon yeteneğiyle üstün olmak demektir. Baştan sona bütün sürecin doğru ve hukuku yürümesine hep birlikte odaklanmak zorundayız. Kendi içimizdeki bilgilendirme ve iletişimi hızlı ve etkili biçimde sağlayacağız. Sandık hakimiyetini bir saniye bile zaafa asla uğratmayacağız. Tek bir oyun bile boşa gitmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Çünkü onların bildiği gibi değil, konu bizim bildiğimiz gibi. Unutmayın, seçim bir oyla bile kazanılır. Bir oy. Bir oya gözünüz gibi bakacaksınız, tamam mı? Her bir oyun bize seçimi kazandıracak o kritik oy olduğunu bilerek hareket edeceğiz. Vatandaşımızın her bir oyu namusumuzdur. Onun için mücadele edeceğiz. Günün her dakikasında sandığa hakim olduğumuzda kimse hile yapma imkan ve cüretini bulamaz. Bulamayacak. Sizler sayesinde bulamayacak. Son ana kadar aynı ciddiyetle görevimizin başında olacağız. Yorulmayacağız. Görevi ihmal etmek yok. Sandığı terk etmişmiş. Öyle bir şey yok. Bunlar bize yakışmaz. Şikayetçi olmak yok. Şu eksik, bu eksik demek yok. Türkiye'nin neferlerine böyle davranmak yakışmaz. Siz nefersiniz. Neferiz. Biz doğru bildiğimiz yolda ve sonunu düşünmeden yola çıkmış inançlı insanlarız. O gün sandıklarda 1 milyon kişi olacağız. Bizi sadece ne yenebilir biliyor musunuz? Kendi yılgınlığımız, kendi karamsarlığımız. Başka hiçbir güç yenemez. Onun için karamsarlığa, yılgınlığa yer yok. Unutmayın, bu ülkeye demokrasi getirmekten hiç kimse bizi alıkoyamadı, koyamayacak. Koyamayacak. Kimse bizim mücadele azmimizi ve irademizi yenemedi, yenemeyecek. Bizler bu ülkenin demokratları ve vatanseverleri olarak asla vazgeçmeyeceğiz. Biz onların, o bir avuç insanın ciğerlerini biliyoruz. Biliyoruz değil mi? 2019'dan biliyoruz değil mi? Güzel. Onların, o bir avuç insanın sandık başı numaralarını da biliyoruz. Onların Anadolu Ajansı numaralarını da biliyoruz. Onlar bize sökmez. Onun için biz hakkın ve haklının... Şuraya bir sağlık görevlisi, şuraya. Bak hemen önümüzde. Şu öne doğru yaklaştırın rahatsızlık geçireni. Hakkın ve haklının değil, bazı kişilerin, kurumların güçlünün yanında olduğunu biliyoruz. Hepsini biliyoruz. Ama onlar da bizim gücümüzü biliyorlar. Biz bunu yaşadık, yaşattık. Nasıl yaptık? Hep birlikte yaptık. Partilerimizle yaptık. Parti yöneticilerimizle yaptık. Gönüllerimizle yaptık. Üyelerimizle yaptık.
ve herkesle yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Karar vermiş bir milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını onlar da biliyorlar. Sandıklara sahip çıkmak ne demekmiş? Çuvallar üzerinde nasıl uyunulurmuş? Her türlü hileye rağmen seçim nasıl kazanılırmış? 31 Mart'ta, 23 Haziran'da onlara gösterdik. Yine gösteririz, yine göstereceğiz. Sevgili dostlarım, hayaller paylaşmak için burada değiliz. Sandık organizasyonunun tam ve eksiksiz olması için buradayız. Çeteni çıkara çıkara hasta ettiniz beni vallahi. Ceketi zaten hiç giymedim, merak etmeyin. Bu memlekete demokrasi gelene kadar da giymeyeceğim. Size söz. Size söz. Vatan mevki meselesi değil bu iş. Ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Onun için buradayız. 14 Mayıs'ta sandık başında yaşadığımız ne sorun varsa bugünden çözeceğiz. Bugün burada sizlere dağıtacağımız bazı mamuller var. O manuelleri alın, okuyun. Sandık görevlerine, buraya gelemeyenlere ulaştırın. Her bir maddeyi dikkatle okuyun. Demokrasi neferleri olarak ödevimize çok ama çok çalışalım sevgili dostlar. Sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler. Seçimi kazandığımızda göreceksiniz. Bu millet rahat bir nefes alacak. Rahat bir nefes alacak. Hepimiz yeni bir geleceğe adım atacağız. Bu iktidardan kurtulmak zorundayız. Bu bir avuç dışında herkes mutlu olacak, göreceksiniz. Herkese çok iyi gelecek. 28 Mayıs gecesi seçimi kazandığımızda millet kazanacak. Size söz. Şurada bir sağlık görevlisi ihtiyacımız var. Bakın sol tarafta. Demokrasi neferleri yazan şeyin önünde. Bana gelip nasıl başardınız diye sorduğunda ben de onlara ne diyeceğim biliyor musunuz? Bana sormayın. Sandık başında tarih yazan demokrasi neferlerine sorun diyeceğim. Aslan yürekli gençlere, kararlı, dirayetli, gözü bek vatanseverlere, yurtseverlere sorun diyeceğim. Sevgili hemşerilerim, birkaç cümleyle de ülkemizin diğer bölgelerine, dört bir yanındaki vatandaşlarıma seslenmek istiyorum. Biz bugün İstanbul'u konuşuyoruz. Ama aynı zamanda bütün ülkemizin hazırlıklı olması lazım. Değerli vatandaşlarım, sevgili hanımefendiler, gençler, her yaştan, her köyden, her ilçeden, kasabadan, şehirden kıymetli seçmenlerimiz, 28 Mayıs'ta sandığı protesto etmenin, sandığa gitmemenin ve evde kalmanın maliyeti çok yüksek olacak. Asla tereddüt etmeyin. Asla, mutlaka sandıklara gidin, oyunuzu kullanın. Oy verirken çok derin düşünün. Karar verirken sadece kendinizi değil, çocuklarınızı düşünün. Çocuklarınızın, gençlerinizin sesinin kızılmasını istemiyorsanız, geleceğe umutla bakmasını istiyorsanız, bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlü bir şekilde milletin evlatlarıyla geleceğe yol yürümek istiyorsanız, gerçekten bu seçimde karar vermek çok kolay. Ya büyük bir değişime imza atıp bu ülkenin eşit ve onurlu evlatları olarak hep birlikte demokrasi içinde, huzurla, refah içinde yaşayacağız. Ya da bu iktidarın kalmasına müsaade ederek ülke olarak hep birlikte içinden çıkılmaz,
ekonomik, sosyal, eğitim, her türlü bir girdaba sürükleneceğiz. Uzun yıllar büyük bir karanlığa mahkum olacağız. Onun için asla tereddüt etmeyelim. Sevgili vatandaşlarım, 28 Mayıs'ta sandıkları dolduralım. Değişimin lideri, Türkiye'nin akil ve demokrat lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verelim. Ülkemizin içinde sürüklenmekte olduğu bu ekonomik çöküşten hep birlikte kurtulalım. Hepinize buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. İyi ki sizin yol arkadaşınızım. İyi ki birlikteyiz. Nice demokrasi zaferlerine, milletimizin kazanacağı zaferlere, bir avuç insanın kaybedeceği zaferlere hep birlikte koşalım. Sevgili hemşerilerim, her şey, her şey 28 Mayıs hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Biz de hazırız. Yolumuz açık olsun. Kalın sağlıcakla.